Sakarya'nın dününde de vardı. Bugün de maalesef var. Bununla Sanki biraz alakalı artıyor mu? evet artıyor. Farkındalığımız da artıyor. Nihayetinde çok da fazlaca sayıda şey, son haftayı ben de gözlemlediğim kadarıyla Güven'in az önce ifade ettiği sebeplerle birçok asayiş olayı yaşandı şehirde. Çok normal değil bunlar. Olmaması gerekiyor eyvallah. Ama hani bir de şey incir kabuğunu doldurmayacak meselelerden hani bazen hiçbir şekilde kabul edemeyiz bunu ama şimdi otoparkla alakalı yok işte Evi gibi, güvenli evi gibi. eğlence mekanında farklı temasla alakalı başka şeylerle alakalı çok gereksiz işlerle alakalı. Bunun önlemi caydırıcı tedbirler ya da emniyet tedbirleri değil evet. Değil. Bunun tedbir bambaşka bir tedbir mekanizması işlemesi lazım. Denetim evet yapılıyor. Denetimleri görüyoruz yani. Ben şimdi şuradan çıkıp eve gittiğim noktada belki de iki tane üç tane denetim noktasına takılıyoruz ki son emniyet müdürünün Sakarya geldiğinden bu yana bu anlamda ciddi olarak oranda denetim tedbiri alınıyor. Buna rağmen bunu oluyorsa başka bir yerde bir sorun arayıp bunu çözümlemeye gitmek lazım. Şehrin büyümesiyle doğru orantılı oluyor falan denebilir belki bunu ama ben buna da katılmıyorum. Biraz eğitim O zaman düzeyimizin büyümeyelim lütfen tabii ya. tabii eğitim düzeyimizin artması, kültürlü ve bilinçli bir toplum olmamızla bunun çözülebileceğini düşünüyorum. Ama nasıl yol alınır? Doğrusu şu anda bir Siz fikir. pandemide hep bundan korkmaya, Şöyle abi şimdi kendinize bu getirin anlatılan ya. meselelerin son haftada yaşanan olayların çoğunluğu bir eğlence ortamında ya da işte müşteri meselelerinden Onlara. kaynaklanıyor ya. Ya o zaman biz eğlenmeyi falan bilmiyoruz yani. O da Hani var. Maalesef. toplanıyorsun. O senin mekanına giden müşteri, o ona öteki bilmem ne eğlenmeyi bilmiyoruz. Yani benim yanlış anlaşılmasın. Benim öyle bir kültürüm yok. O tür mekanlara hiç gitmiştim yok bilmem ama nihayetinde gidenlerin de şu caddede var şimdi bu tür mekanlar. Duyuyoruz biliyoruz. Gidenlerin de demek ki o da anlattığın kültürleri yok yani. Oradaki eğlence kültürü yok yani. Ekrem İmamoğlu'na Yargıtay üyelerine hakaretten bir ceza verildi. 2 yıl 7 gün müydü? 7 ay. 7 ay. Aynı zamanda bununla birlikte siyasi yasak verildi. Ama bu bir karar fakat onaylanmış veya da yürürlüğe girmiş bir karar değil. Siyasete dizayn olarak müdahale edildiği olarak yorumlandı ülke gündeminde çok fazla sayıda ve anında bir şey çıktı ortaya. Altılı masaların 16 kez toplanıp bir aday belirleyemedikleri noktada Ekrem İmamoğlu aday ilan edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı işte eleştirildi. Sen bugün mahkemenin olduğunu bile bile Almanya'ya neden gittin vesaire falan. Süre hep böyle takip ettik gündemi. Kemal Bey de anında müdahale etti çünkü kendisinin de aday olmak gibi bir düşüncesi söz konusu. Ben Ceza doğrudur, yanlıştır gündeme mı? ilişkin yani gündemi hep biz takip ettik ya ben burada yorumuna Şöyle, açayım. Yani yani şu bu bir ceza benzerlik arz önce değil, benzerlik alakası yok. benzer bir Sayın durum değil. Cumhurbaşkanı geçtiğimizde siyasi yasaklı olmasıyla bağlantılı, öyle bağlantı kurulmaya çalışıyor ama alakası yok. Sayın Cumhurbaşkanı şiir okudu diye ceza almıştı ve hapse onanmış ve hapis yatmıştı. Ekrem İmamoğlu'nda hiçbir şey yok şu anda. Ne olacağı belli değil. Belki istinaf mahkemesinden dönecek. Belki ondan sonraki temyiz sürecinden dönecek. Onanmayacak. Bir şeyler olacak. Yani öyle bir kesinlikle mukayese edilebilir bir yapıda değil ikisi. Yani bu çok Değil senin için çok benzerlik çok değil. Hiç alakası yok. hiç alakası Hiç yok. alakası yok. Biri hakaretten ceza alıyor. Ve devam eden süreci var. Hani şu anda bir bardak suda fırtına koparmanın anlamı da bu anlamda yok. Ama gündem sıcak ve Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında çok fazla arzulu ve istekli olduğu için İmamoğlu ve nihayetinde altılı masanın ikinci ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ya birbirlerine operasyon çekme meselesi olarak bunu kullanmaya çalışıyorlar. Yani yoksa Cumhurbaşkanı'nın cezası da bunun aynı değerlendirilmesi, aynı masada, aynı sözler içerisinde kullanılması bile doğru olduğunu düşünmüyorum ben. İnsanlar muhalefetten bir şey bekliyorlar değil mi? Yani sonuç itibariyle bir kitle var ve o kitlede Az tabii ki işte değil yani. yani Türkiye'nin nihayetinde yarısı. yani evet, bir şey bekliyor. Bir somut öneri bekliyor. Bir çözüm adımı bekliyor. İnsanları tatmin edecek bir eylem planı bekliyor. Umutlanmak istiyor. Yani bunların gündemi olmayan bir cezayı gündeme getirerek Henüz kesinleşmemiş. yani yok böyle bir ceza şu anda yok. Evet ben de işte siyasi yasam bu kadar kolay olmasını doğru bulmam. Hakaretten ceza evet olabilir. Kıyaslanmaya çalışılıyor ya alakası yok yani böyle bir şey. Grup toplantısına katıldı İmamoğlu vesaire falan. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı bir sürü bununla alakalı açıklama yapmak durumunda. Kendi adaylığını istedi çünkü yani ne istiyor? Yani ya da çıkacak bir adayı.
Ya da masada aday ismi konuşulmadı halde neden bu hale geldi meseleleri tartışılıyor. Şeyde handikap tabii. Bugüne kadar bir adayın ön plana çıkmayışı, çıkartılamayışı da bir handikap. Planlı olduğunu falan düşünmüyorum Oktay abi. Hani ben şöyledir. Sanki konuşturmayı bence şöyle ben bir planlı olduğunda ya da bir isim üzerine uzlaşamadıkları için bir şey çıkartamadıklarını düşünüyorum. Çünkü öne çıkan isimler, çıkartılan isimler hani şöyle bakılıyor. Biz adayımızı açıklarsak acaba yıpratılır mı? Yıpratılmayacak birini çıkartırsan yıpratamazlar. Yani bu nihayetinde değil mi? Yoksa yıpratılacak bir yanı yıpratamazlar. Nihayetinde adam seçim gündeme gelmeden öncesinden beri ben adayım. Geçtiğimiz günlerde de son dönemi istiyorum gibi ifadelerle tekrar da Persin'e de adaylığını. Ama karşıda hala yok. Ya ben kişisel görüşümü söyleyeyim burada. Yani ben ismen söylemiyorum. Yani Sakarya'da benim gönlümden geçen falan değil. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile alakalı hayal kuran boşa kurar gibi geliyor bana. Öyle mi? Niye abi ne oldu ki? Yeni dönemle alakalı kim olursa 2024 ile ilgili söylüyorum. Yani tabii yeni dönemde yerel seçimlerde büyükşehirle alakalı hayal kuran boşa kurar gibi geliyor bana. Niye abi burada başka bir şey? Ekrem Başkan devam ediyor. Anladım. Yani bu benim yorumum yani bir şey değil. Tabii yorumuna saygı duyuyoruz. Yani ben öyle görüyorum. Yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla. Tabii yani nihayetinde farklı bir belediyecilik anlayışı gerçekten ortaya koydu. Yani ben bunu bir eczacıyla konuştum. Dedim ki hani biz bunu da geçen hafta da değerlendirmiştik. Benim de acizane bu noktada çözüm önerim farklı bir şekilde cereyan etmişti. Ama sonrasında kur farkı meselesiyle sabitlenen kur. Sabitlenen kuru ama bir kur farkı verdiler şimdi. Hı hı. Şimdi nihayetinde o günün kuruyla anlaşma yapıp devletle sonuçta devam eden süreçte kurun çok yüksek artışı ilaç tedarikinde sıkıntıya sokulmuştu. Yani kimse malını ucuza vermek istemez, zarar etmek istemez. %35.7 gibi bir kur farkı vererek kısmi de olsa meseleyi çözdüler. Ama yeni dönemle alakalı da ben eczacıya da bunu sordum. Nasıl dedim? Yani evet kısmen bir tedavi noktasında yani meseleyi tedavi noktasında pansuman yürüyor. Faydalı daha, olumlu daha bir adım ama tabii yeterli mi? Değil dedi. Yani işte ben yine söylüyorum ki sistem buna el veriyor mu onu bilmiyorum. Düz mantıkla hareket ederek birinin malını bugünden bağlıyorsan ödemesini yaparsın. İşte ya da anlaşmasını yaparsın. Hani ne diyorlar güven? Çekini verirsin. Değil mi? Yani, çek geçmiyor artık o yüzden. Yani geldiğimiz ekonomik anlamda o hiçbir şey yaramıyor. Bir ihtiyacın varsa evet. Bunu sağlayacak şeyi yaparsın. Anlaşmayı ona göre yaparsın. O zaman da hani kur artmış artmamış diye de karşı taraf bir söz söyleme hakkına da sahip ama olmaz. Ama şunu söyleyebilir miyiz? Şunu söyleyebilir miyiz? Artık az önce güven de işaret ettiği gibi artık şey sorunu bitti. İlaç sorunu bitti. %100 değil ama belli oranda. Bitti diyemiyoruz abi. Belli oranda. Bitti diyemiyoruz. Hala hazırda devam ediyor. Bir tık şey oldu ama yani hani o biraz zam. Tabii daha iyi görme, daha iyi yani. Koşuluyla daha biraz iyi. Zam görme koşuluyla biraz yüksek fiyat koşuluyla artık şartlar iyileştirildi. Tabii. Yani bunu ya söyleyebiliriz. Geçen haftalarda konuştuğumuz bir konu. SGK'dan faydalanan insanlar açısından çok böyle o sorunu teşkil eder mi zam meselesi çok etmez. Çünkü oran noktasında yani 10 lira veriyorsa 12 lira veriyor olacak belki. Ama hani fark olarak tabii birebir de bu ilacı almak isteyen insanlarda %35 gibi bir zam gelmiş oldu. Yani sen başlamak bitirmenin yarısıdır. Adı hayat için söylemiyorum bunu. Dönüşümle alakalı söylüyorum. Ada hayatı bugün evet şantiye şey girdi, girdi ve yıkım başladı. Verilen fotoğrafların değil yıkımın olması değerli ki Sayın Mutlu Işıksu da o fotoğrafı kayıt düşürsün noktasında kesinlikle çok güzel bir ses vermiştir ve tüm ekibiyle birlikte farklı fotoğraflar gördük. Şehrin geleceği için değerli bir proje, şehrin geleceğine dönüşüm katacağı evet, için daha değerli bir proje. Şehrin geleceğine dönüşümü getireceği için daha değerli bir proje. Adalet bugün işte güvenin beklediği dönüşümün miladı evet. Noktasında hepimizin beklediği, sadece güvenin değil bence tabii. Bir şehrin beklediği. Tabii canım, çünkü biz kentsel dönüşüm konusundaki hassasiyetimiz mutlaka buradan başlayarak şehirde gerçekleştirilmesi gereken bir durum. Evet, hep tüm merhalelerini hep birlikte takip ediyoruz, edeceğiz. Şehir için takip edeceğiz. Eleştirmek için ya da farklı bir anlam yüklemek anlamında değil. Şehrin geleceği için adı hayatı da, katlı pazarı da, işte
akıncıları da, atıcıları da, o bölgelerde yapılması gereken dönüşümünü takip edeceğiz ve inşallah biz geçen programda dedik ki hep konuşuyoruz aynı noktadayız. İnşallah buradan şu an aynı nokta değiliz mesela. Geçen hafta konuşurken şu bina yok, oradaydı. Güvenin beklediği noktada mesela herhangi bir adımımız yok. Onun, geçen hafta konuşurken o bina oradaydı. O kadar çok beklemiyorum. Geçen hafta şey söyledim ya, Ocak ayında gelecek meclise diye. Evet. Ocak ayında bekleyeceğiz tabii ki. Nihayetinde değerli bir iş başlamış oldu. 15 ay meselesine bu saatten sonra çok takılınacağını düşünmüyorum ben. Ama orada o tarihi koyması özellikle. Ya ben onun için koyduğunu düşünmüyorum. Niçin koysun ki bir insan oraya tarihi? Bugün bu işe başladık. Bak yıkıyoruz. Başlamak başarmanın yarısıdır şeklinde. Yok ama Ersin zaten gecikmeli işlere de sesini çıkarmıyor. Yani hastanenin 2 sene sonra da bitmesi Ersin'in önemli olan bitmiş olması. Mustafa hoş geldin. Bitmiş mi? Bitmiş. Yapılmış mı? Yapılmış. Hizmet alıyor muyuz? Alıyoruz. Güzel tarafına bakmak lazım. Güvenci. Diyoruz ya en başta. Asayiş meselelerini eleştirirken konuştuk ya, değişim, insanların dönüşümü, insanların kültürel aktivitelerle hareket etmesi, bir anlamda onu da söylüyorum. Avrupa spor şehrini Sakarya'nın dünya bisiklet şampiyonasının da burada gerçekleştirecek olması, Türkiye'de sadece burada olacak olması bizim açımızdan çok değerli. Biz Sakarya'nın bunu tanıtımı aslında. Tabii çünkü tam bu noktayı söyleyecektim. Yani. Dünya evet bisikletle de olsa bir alanla, bir ciddi bir spor alanıyla alakalı Sakarya'nın ismini sıklıkla duydu geçtiğimiz yılda. Bu yılda duymaya devam edecek. 2023'te duymaya devam edecek. Sakarya adına çok büyük bir fırsat. Sakarya adına çok büyük bir tanıtım hamlesi. Böyle bakmak lazım. Evet bisikletle alakalı insanlar işte yollarımız var, binenimiz var. Eskiden beri biniliyor vesaire falan. Spor tarafında değil belki ama spor tarafının da gündeme gelmesiyle dünyaya açılan bir vizyonumuz oldu. Geçtiğimiz günlerde işte o Brüksel'de alınan spor ödül. Ödülü. Ödül. Akabinde tekrarında destekliyor birbirini, destekleyen hamleler. Bisikletin arkasından belki başka bir, çünkü nihayetinde Avrupa spor şehri olduk ya. Hı-hı. Spor deyince bisiklet spor şehri değiliz. Tabii canım biz de Avrupa 2023 spor şehri. Belki başka branşlarla da. Güven'in isteğine ben de katılıyorum inşallah. Sakarya bu anlamda dünyada adını duyurmaya, Avrupa'da adını duyurmaya, iyi işlerle ve spor dallarıyla duyurmaya devam edecektir. Ben yine Avrupa spor şehrini Sakarya'ya getirenlerin her birine ve nihayetinde Dünya Bisiklet Şampiyonası'nda burada yapılacak olmasına emek katan her birine, insana, kişiye, kuruma teşekkür ediyorum.